Yanlış düğmeye bastım be. Of, birleştirmem gerekecek. Sinek aleti burada. Sinekler nerede lan? Hayret. Yok be. Göçebe sinekler. Bir gün geliyorlar, bir gün yoklar. Bokla göçebe. Bugün yani. Dikildiler oraya. 20 dakika. Ne için lan, ne bekliyorsunuz? Ha, birisi geldi, biz köpek seviyoruz. Ne için oradasınız belli, hem parazit. Orada saldırı belli birisine. 24 saat kedi postalamanızdan oradan. Hem yolumu gözlüyorsunuz. Kaçıncı hayvanları görüyorum ben. Kim izin veriyor lan bunlara? O hayvanların sertifikası var mı? Parazitlerini kontrol eden var mı? Bokularını veyahut kanser saçan boklar mı? Komşularının durumu nasıl? Kaç kanser, buradaki kadar kanser var mı orada da? Bu apartmandaki kadar. Ya kedi ordusu orada da vardır. Yusuf, dün gece her tarafı parçalanan o kadar haber buldum be. Bebelerin suratları, her yeri parçalanmış gibi. Onları yayınladı. Böyle güç göstereceğiz. Aydın Hukuk Bürosu. Bitiyor be. Ondan sonra Zerdeçal var. Hala orada. Aydın Hukuk Bürosu. Nereden biliyorum Aydın? Çünkü daha önce omuzuma saldırttığı diğer kardeşinin köpeklerle geliyordu buraya. Aynı aileden. Babası da aynı köpeklerle. Ufak piçte. Dalton. Oradan belli. Sülalece yetiştiriyorlar böyle be. Bilmem ne, yazılı kanuna göre bunlar koruma altında. Cezai kanun. Bunların saldırdığı insanlar, onlara yok. Koruma kanunu. Sevimli hayvanlar, can olsun. Sünnet. İnsanlara yok koruma kanunu bunlara. Onlara karşı, onlara var koruma kanunu var. Onlar korunacaklar. Her ne pahasına olursa. Gezi, darbe, her ne pahasına olursa. Bokları korunacak bunların, kanserojen bokları. Kaç tane olay oldu orada, kaç tane çektim tam o köşede. Kavgalardan tut kazalara, şuna buna. Kötü enerji yayıyorlar onlar. Çayımız da bitti. Zerdeçalı yapalım. Ondan sonra dışarıya bakarız. Biraz fazla zaman kullandık. Tuvaletimiz geldi. Birazcık. Yarısı daha çıktı. Ve çayı yaptık. Uzun zaman kullandık. Gittiğimi zannettiler. Devamı birazdan. Çayı içerken genzini anlatayım. Öteki abisiyle beraber Tekirdağ Emniyet Müdürü soyadlı adlı, onunla beraber pencerelerimizi kıran, ondan sonra davalık olduktan sonra o toprak hanım hukuk bürosunda poz veren, hukuku çok iyi biliyor canım, böyle boynuma asıldı böyle. Asıldı böyle, bırakmıyordu be. Elini kurtaramadım. Biliyor. Bir şiddet gerekiyor oradan kurtulmak için. Biz yapmadık. Kapımıza kadar çektik onu. Çünkü güçlüyüz. Bunlar gibi çürük malzeme değil. Kapıyı arama alınca, kurtulacağımı anlayınca, pow!
Kendini yeraltı diş kırık raporu. Polis beni götürürken devasa köpeğin altında. 3 tane cadı da anında fırlamış. Bu davacım emniyet müdürü adı soyadlı gibi fırlayıp omuzuma köpekle saldırttan kapıyı açarken anahtarla pataküte pataküte girişen sonra şikayetçi olan onunla beraber ikisi de şikayetçi. Benim sanık. Evet, hukuk bürosuna resmi. Sevinçten köpeğin altında. Bir tane daha geldi köpekli yeni bir aktör. O her zaman babasıyla geçen karşıdan gelip okula giderken şimdi köpekle. Biliyor işi be. Hukuk bürosu. Karılar. Bunun da zaten el geçişinde böyle şimdi buradan geçiyor. Her zaman karşımdan şimdi buradan köpeğiyle. Köpeğin olduğunu bilmiyordum. Yeni mi edindin? Omen filmi. Evet. Bunlar hukuku çok iyi biliyor be. Kafamı karıştırıyorlar böyle. Kesik kesik, kusura bakmayın. Puzzle gibi yapıştırın çözün. Vay be, onun da köpeği var. Ergün niye gelmiyordun lan? Okula gidiyor. Köpekle. Her zaman yanındaki erkekle. Babası galiba. Babası olmaz be. Başka bir şey olamaz. Olabilir mi acaba? Kanunu çok iyi biliyor bunlar be. Sonra ifademizi verdik geldik. Gece yarısı polis tamam nişanlısıymış. Vay be. Ben o altına yattığı köpeğin nişanlısı olduğunu zannediyordum. Sonra götürdüler karakola. 10-15 tane nezarethane içinde dizilmiş böyle tipi bozuk, kıçı yamuk polisler bekliyordu yani linçe. Anamla geldiğim için edemediler. Ve edemeyince pat bizim toprak hanım fırladı müdürün odasından. Son moda elbiseleriyle, makyajlarıyla olduğu şey gibi görüntüde hepsini baştan çıkarır. Tamam gitti. Tuttular bizi gece yarısına kadar. İllaki imzala şikayetinden vazgeç anneme. Mecbur yaptık. Kamera kayıtları vardır, silinmiştir. Evet. Bunlar hukuku çok iyi biliyor, hukuku be. Hukuku bunlar yönetiyor. Koruma altında bunlar hayvanlar. Ceza kanunu. Kanun numarasını bile basmışlar afişe. Bu mahallede, bu ilçede saptırmadığın kişi var mı be? X hamster arkonu. Var mı? Hiç zannetmiyorum. Sonra doğru tabii kuk köpekli de fırlayacak. Fırlamadan olmaz. Birkaç gün geçti. Yusuf biraz hafifledi videolarda. Tekrar fırlıyoruz. Dikkat et çarpmasın. Harekete bakınız. Biraz daha bak. Şeye bak. Uzaya. Bir şeyler var orada havada. Şizofren adam bir şeyler görüyor be. Evet. Duraklama yeri her zamanki işe işe. Orada kanal var. Kumandayla işe tip sıçıyorlar be.
kumandayla avlatıyorlar. Evet, durakla orada boşaltsın litrelerce anasını satayım. Pis mahluk. Tam karşı çıktığımız yerde. Çünkü kanallar orada da var. Besbelli. Size bu hayvanlarla uğraşmaya izin verenin ben görüşeceğiz onlarla. Zamanı gelecek. Ben de bekliyorum. Çaydı ki sözümü eriyim. Çıkıp bakalım biraz. Çıkıp bakacağız, konuşma yapacağız dedik. Kırmızı aşağı konmuş. O kadar tehlikeli değil bize. Bir madde. Hey! Böyle yanında otururken kaç kez otururken pardon yorgun argın gelirken belediyeden, polisten, şuradan buradan şikayetler. Otururken burada yorgun arıyor. Hayvanıyla gelip sıçan yanıma. Sürekli buralara sıçan. Göstere göstere. Anası da. Ondan sonra bıçakla saldıran, pancarımıza boks veren, kalbime odun atan. Bıçakla saldırdı diye yasaklayınca buradan geçmesini, burada tonlarca emekli öğretmen toplandığı zaman hava atarak geçerek elinde telefonla hava atarak sesli konuşarak hepsi toplandı mı diye giden buradan şizofren. Niye merdivende değilsin şimdi? Çıktık kontrole. Ha? Bok yok, onun için mi? Peki beni burada aldatmaya çalışırken öyle tuhaf şekilde dönüşen gözün ne gözü bilmiyorum. Ananda da var mı? O göz. Yine iğne şeyleri. Peki yanındaki bina sahibi, bina diken çoban da var mı o ailede? O göz var mı hepinizde? Şuraya dikilen aydın sülalesinde var mı o göz? Kimlerde var o göz? Sadece sende mi var? Gel bir daha sıç buraya. Aynı gözden hepsinde var mı be? Ha? Bütün bu koşturanlarda var mı o göz? Dönüşüyor mu gözleri? Şizofren olsaydım sık sık görürdüm herhalde. Kabızlar bu şeylerden mi geliyor? Bu yığınlardan geliyor değil mi? Örtüyorlar fakat borunun üstüne mecburi istikamet. Bu örtülmemiş, güzel. Borunun üstüne olduğu zaman örtülüyor mörtülüyor fark etmiyor. Kuru kuru boklar. Yukarıda da vardır. Ben kabız olacağım da bok olmayacak. Yığın olmayacak. Mümkün değil. Öyle bir ishal bokları bir karışım. Geçiyoruz diğerine, çekmeyelim fazla. Bu seferki boklar sinek yumurtasız. Tek bir sinek yok. Bunu söyledikten sonra gönderebilir. Çok tuhaf. Balkona çıkmadıysa kaç
Ay oldu çıkmıyor. Anası da karşıma çıkmıyor. Masum. Bunlar masum. Komşuları başkaları kanser edip öldürdü. Bizi de kanser etmeye çalışıyor. Başkaları bunlar. Komşulara yem lazım, ekmek lazım. Ne olur. Kedinin artık naralar atmıyor mu? Durmadan. Masum. Burada da bir kabus aleti ve kanser aleti. Oraya taşınmışlar. Hop hop hop. Hayvansever toplantısı. Hayvanseverlere bak. Bok saçmayı, kanser etmeyi severler. O beni gördü, yanaşıyor. İşlemleri siyah siyah. Bir şeyleri yedirmişler hayvanlara. Hava atma kara kedi. Kara kediriye. Senin ne işin var lan panjurumun üstünde? Ha? Ne işin var orada? Evet komşu, tekrar söylüyorum be. Var mı görmediğim pislik burada? Diğerlerinin de gözü dönüşüyor mu öyle? Oriental Jazz Dancers, Milli Damat. Onun da gözü dönüşüyor mu Beykoz'dan? Niye fırlamıyorsun şimdi? Ben bu kahilim isim ben. Burasını eskisi gibi çok fazla boka boğmuyorlar. Herhalde emekli öğretmenleri toplamayacaklar üstüne yürüyüşe. Evet, köpeklerinle burada takıldı takıldı yaptığı iş bu. Yaptığı iş bu. Ve bu insanlar ceza görmüyor. Hayır. Onları koruma kanunu var. Hukuk bürosu. Bir kap su, bir kap yemek, millete bir sürü bok. Ne var ne yok? Devasa sıçtırmışlar. Yarım saat takıldı, bir saate yakın onu yapmak. Niye şikayet etmiyor millet ya? Güzel bir işaret niye bugün ele vermiyor? Çok güçlüler değil mi? Onların hukuk büroları var değil mi? Bilmiyorum abi. Ben masum. Yok abi şey için bak, yarım saat bir saat takıldılar bu pisliği yapmak için. Niye şikayet etmiyor bunu? Ben nereye yaptım? Ha? Yaptı gitti değil mi? Bir tane bırakıyorlar. Kaşıntılar basıyor bütün gece. Asitler dizlerime kadar. Sırtımda, kollarımda. Bir taneden be. Bir tane bırakıyorlar asitler sırtımda, karınca yemi işettikleri yere.
Çıkmadı mı bilmiyorum. Soruyorum eski muhtara, bırakmışlar bir saat takıldılar buraya diyorum. Niye şikayet etmiyorsun bunları? 153'e resmini çekeceğim falan diyor. Ben de diyorum şikayet edersen bütün ordu saldırıyor değil mi? Evet diyor, sizin orada da çok var galiba. Devam edelim. O kadar boku tek hayvan sıçamaz. Üst üste sıçtırmışlar. Bunu iddia edebilirim. Annen öyle taksici. Jigolo Logan'ın da gözü değişiyor muydu öyle? Zinadan milli damat Jigolo Logan'ını falan geç. Devlet bu şeylere bakarak sizin kafanızı neden kırmıyor da durmadan bu hayvanları, bu bokları, bu kanserleri koruma kanunu çıkarıyor. Esnafladır kasın kasın, temizlen kasınla kedicik. İndir mideye sonra sıçarsın o parazitleri milletin bir yerine. Kahvaltıyı çabucaksın mideye indirdik. Birisi gelip etmeden karşıma mide bozmak için. Sinek yok mu bahsettin? Bir tane çıktı. Ezeline susamış. O geceki, bu geceki pardon. Asitler, kaşıntılar. Bu havada sümüklü böcek mi ne? Boklardan belli. Gaza geleceğim mi düşündün? Bu kadar gaza geldim. Bak bu kadar. Senin anan neden o yaşta X-Hamster'da Orhon? Pardon ya, X-Hamster değildi galiba. Belki polis arar bulamaz. Daha önce Pornhub'de şey Peru'yla reklamlardaki bonus kart. O kalktı. Feral Amateurs mi ne? Amateurs. Oradaydı. Senin anan neden Feral Amateurs'te Orhon? Emlakçı Özdemir, senin de gözün dönüşüyor mu? Gözlüğün var, gözükmez. Çoğu güneş gözlüğüyle zaten. Oo, sinekler çoğaldı, iki tane oldu. Evet. Sinekler kumandalı hepsi. Kurtlara kadar kumandalı, yemin ederim. Bu hayvanlar kadar, boklar kadar. Böcek kumandalı ki namaz kılarken saldırıyordu be. Yanıma kondu sonra. Kamerada çektim. Yanlışlıkla kestik. Evet. Ekmek alırken döşeyebildin mi bir pislik? Her seferinde oluyordu eskiden. Ekmek almaya gideceğiz. Dönüşte pislik. Yusuf çıktı. Bir pislik zamanı. Tam kanala. Yiyin serçeler. Güvercinler geri çağrıldı. Yiyin. Nerede? Aman nerede lan? Çıkmıyor artık. Yeni repliğini söylemek için. Aman sen hayvanları. Anladın, bokları yok. Aman sen hayvanları seviyorsun. Yeni replik. Hayvanlar dediği kediler, köpekler. Tek umursadı. Onların bokuyla kanser saçmak. Hayvanları sevmeyen sizlersiniz besbelli. Beslediğiniz şeylerden. Çıkan sineklerden. Zerre şeylerin asit gibi yakan vücudumu. Özellikle gece. Sosyal medya falan yaparken, bilgisayarda çalışırken. Bu hayvan sahiplerine de yardım ediyorum ben. Gelmişti buraya. Tam oraya sıçtıracak. Gidiyoruz. Tartışma videoda. Sen ne iş yapıyorsun diyor bana bütün gün. Ben emekliyim diyorum. Sen ne iş yapıyorsun?
Bütün gün hayvan koşturuyorsun. Nerede oturuyorsun sen? Dilenci kılığındasın. Bu hayvana nasıl... nereden paran diyorum. Ben diyor birisiyle beraber dairede oturuyorum. Birisinin evinde oturuyorum. Evsiz değil. Ondan sonra bir iki hafta sonra dilenci kılığı gitti. Son moda elbiselerle yardım ediyorum. Son moda elbise aldırttım adama. Kırık dişli dilenci kılığındakine. O da öyle düşürmüştür birini davaya. Dişim kırıldı. Evet. Senin yüzünden bana döner bıçağıyla saldırdılar diyor. Vay anasını. Kimseyle görüştüğüm yok neredeyse. Birisi dönerle saldırmışsa döner bıçağıyla, komşu boruyu tamir etti diye kaza yaptıran, içinde neredeyse yakan ve karısının kolunu üç yerinden kıran, platine zorlayan yapmıştır. Senaryolarından biri. İblis budur be. Evet, eczaneci. O dükkanın önündeki pislik, o bir büyüdür. Dikkat et bugün. Ben bir Felak suresi okudum, bir tane daha okuyacağım, dur. Eczacılar bunların hedefi be. Aşağıdaki eczacılara gülüyorduk. Dükkanın önünde bok. Diğer eczacılarda da görüyoruz. Eczacının önünde hayvanlar, bok. Ne yapıyorlar şimdi? Köpeklerle işlem. Gece görünmeden nasıl kaçıyorlar kameradan ve kedileri. Bu ise 90 dereceden ayrılmıyor. Kedileri koruyorlar. Asıl odur be. Kediler. Kedilerin toksoplazması olmasa bu köpekler de belki o kadar azgın olmaz. Bilmiyorum yine de. Kendilerine özel bir toksoplazma çeşidi vardır muhakkak. Dolaştılar mı penceremin önünden gelen asitlerden belli. Bu kanıtlara bakarak bütün o bunların hukuk bürosunu, o köpeklileri tutuklamıyor. Bunlardandır yemin ederim. Daha doğrusu bu şeyleri yaptıran o devasa holding, bütün holdingler sanki bayrağın altında ona kayyum atamayan, liderinin kafasını ezmeyen bunlardandır. Bu sözlere kapatalım. Siz bu zalimlere bir çare bulmayın. Halinizi acırım ben. Bizim köşedeki gibi değil, temiz, sevimli hayvanlarla resim yok. Fakat durum bu. Biraz daha reklamları sadece bu hayvanlar için, kedi, köpek, bu tezgahı devam ettirmek için. Evet, sahte hadisle. Site, kurum ve bahçeler. Senin evinin önüne edecekler. Hiç kurtuluş yok. Ey siteler, kanal yerleriniz, barınma yeri, parazit saçsınlar diye sıçma yerleri. Onun yaşam ortamı o. Ona göre. Vay canına. Hayvanlara gidecek yer bırakmadık. Yeryüzünü ve kedileri yok eden site yöntemi yasağı. Şikayet edin lan bunları. Boklarını, kanserlerini rahat salsınlar etrafa. Sonrası bunların sünnettir diyenlerin hiçbir zaman camiye gitmemesi, büyü tarot yapması, X hamsterda olmaları, öyle sitelerde. Yani orada bir sorun yok fakat aile içi yapıyorlar be.
Aynı iki. Talmud'a göre.